bugün ne yaşadık? Galiba yaşadığım herhalde fotomontajdır. Veyahut ben rüşvet mi almışım, biri beni mi göndermiş? Onu ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Öyle bir paralarımız yok. Kimse bizi göndersin de bunu yapsın da şunu yapsın. Ben onu bilmiyorum. Ben 97'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfi Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallara topladılar mı? Doldurlar mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyin. Sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba bunu yapmazdınız. Meclise giderken başka, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası Kürdistan, burası Kürdistan'sa bilmiyorum. Asıl biz nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum. Bunları hepsini artık unuttum. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Aramızda geçeni söyleyeyim size. Benim yıllarca içimde olan bir acıydı. Yani böyle bir haykırmaktı. Ben kaç gün önce duydum Bingöl'e gelecek. Ben de onu bilerek, bekleyerek, bugünü bekleyerek, o anı bekleyerek ve arabadan indim. Şunu inandım, emindim ki ben yanına gidip yanına geleceğim, bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe vereceğim. Buna emindim ki kimse izin vermeyecekti. Ben de ne yaptım? Sesim de gürdü, dedim en iyisi ben de bağırarak bir şeyler söyleyeyim. Ve söyledim de. Çünkü niye? Sen Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın. Sen terörle kalkıp oturan insanlarsınız ama bir de utanmadan bizden de o istersiniz. Onu anlamadım. Onu gerçekten de anlamadım. Eğer şerefin namusu, hisseti varsa, özellikle o milletvekili diyen kişi, beni temsil eden sözde varsa, erkek gibi çıksın desin, vallahi ben bu adama hakaret ettim, ben çıkıp bütün Türkiye'de özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk çocuk sahibiyse, anası, bacısı, kardeşi varsa, kulağımda söylediği o çirkin söz benim dilim var mı bilmiyorum. Başkanım söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Yani gerçekten dilim var mı o söz söyleme? Zaten hani deriz ya, biz namus için yaşarız. Belki ben haykırdım. Belki benim yanımda bir tane dengesiz, belki ne bileyim bir hasta, bir adam, bir psikoloji sorunu olan bir insan bunu kalkıp söylerdi. Ama o söz söylenmez. Hani deriz ya, namus için yaşıyoruz. O sözü bana diyemez yani. Ama ne yapayım? Çünkü ben tektim. Hiçbir şey yapamadım. Biri sağa çekti ama polislere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bingöl Emniyetine çok teşekkür ediyorum. Niye? Dediler ki biz seni buradan çekelim. Belli olmaz. Aralarında seni alırlar. Yani bir şey yaparlar. Beni çekti götürdüler. Peki benim arkamda kimseler vardı. Sen niye tek başıma gittim, kahvede oturdum, sonra tekrar geldim. Arıyorum bu adam kimdir? Peki. Ve kendi ayağımla emniyete gidip şikayette bulundum. Kendi ayağımla gittim, şikayette bulundum. Şimdi de gittim, fotoğrafını tespit ettim. O an tanıdım. Ama dedim ki her şey net olsun. Çünkü kameralar var. Burası öyle dağ başı bir yer değil dedim. Ben gidim dedim, her şey tespit olsun. Evet, gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Ayak dizlerle, ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarısı var. Vardır yani. Bunları çektim, hepsi rapordadır. Ve bana bu hakareti eden şahıs bir de utanmadan, ıslanmadan gidip televizyondan diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşına çıkıp da o isteyeceğim ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek o isteyecek, onu da bilmiyorum. Peki. Hepinizi Allah'a bırakıyorum ama sonuna kadar, hani bir şey vardı, bir dakika. Hani diyorlar ya, biz Türk adaletine güvenmiyorduk. Peki güvenmiyorlarsa ben Türk adaletine güveniyorum işte. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise en üstte şeysiniz, milletvekilisiniz, bakansınız. Ama ben en alt tabanda bir vatandaşım. Ben yanımda tek bir kişiyi alabiliyorum. Ben Bingöl Şehit ve Dernek ailesinin yanında onlara sırtımı dayanıyorum. Başka kimsem yok zaten benim. Benim hiç kimsem yok. Bir üstte Allah'ım var. Ben kardeşim şu an benim gözümde sanki aynı sahnesini yaşıyorum. Başka bir şey yaşamadım. Ben yaşadım, odur zaten. Suç duyurusunda bulundunuz. Bulundum. Suç duyurusunda kendi ayağımla gittim. Suç duyurusunda bulundum. Biraz önce de gittim. Aynı kameralı, medyalı hepsini de tespit ettim. Ne Siirt, ne Bingöl, ne de Türkiye'nin herhangi başka bir yeri Kürdistan diye bir bölge ülkemizde yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer de yoktur. Arkadaşımız bunu ifade etmiş. Lütfi Türkkan özlük kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye'deki bütün şehit ailelerimizden
gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür sadece bugün burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır. Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve bütün Bingöl halkına yapılmıştır. Biz kardeşimizin yanındayız ve haklarını da sonuna kadar savunacağız. Pazartesi Allah'ın izniyle biz dernek olarak değerli kardeşimizle beraber biz Lütfi Türkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.